bu tapıları öyle bir yaptılar ki hepsini ortak etmişler birbirine. Bugün kendi duvarımı yapamıyorum. Benim komşum gelmiş bana diyor ki sen bu duvarı yapamazsın. Niye yapamaz mıyım? 18. maddeyi uyguladıktan sonra beni sana ortak etmiş. Niye seni ortak etmiş? Benim imzam olmadıktan sonra, benim konuşmam olmadıktan sonra, belediye benim kendi kadastrumu ölçmedikten sonra beni nasıl beni sana ortak etmiş veya seni bana ortak etmiş? Diyor beni alakadar etmez, git belediyede halet. Gidiyorum belediyeye, belediye bana tapısını gösteriyor, benim tapımı. Diyor ki sana 4 kişi ortak. Ya benim 400 metrekare arsam var. 4 tane kardeşim var. Ben bu 400 metrekareyi ben nasıl seninle bölüşeyim? Diyor beni alakadar etmez, git kendin halet. Avukata gidiyorum, avukat diyor ben giremem bu işe. Normal bir tane arkadaşımı götürüyorum, tapı kadastroya götürüyorum, bana ortak olan arkadaşı götürüyorum. Diyor abi bu şekilde çözülmez. İkincisi, 18. maddeyi bu şekilde uygulamış. Benim şu andaki amcama 4 tane ortak çıkarmış. Amcama söylüyorum ki amca beni tapımı verir misin? Bana diyor ki senin tapını veremem. Bizi 4 kişi ortak etmiş. Ediyorum etmiyorum bir türlü ben bu tapıyı çeviremiyorum üzerime. Şimdi 25 yıldır ben abime anlatayım. 25 yıldır bizim memlekete çevre yolu gelecek. Halen de gelecek, halen de gelecek. Biz bu çevre yolunu var ya ancak rüyamızda görürüz. Çünkü gelmeyecek. İnanıyoruz, biliyoruz gelmeyecek. Şimdi nasıl bir şey yapmış? Adam var ya 2 yıldan beri var ya Edremit'ten vurmuş. Bir çevre yolu getirecek, sözde götürecek, Gülpınar'dan çıkaracak. Nereden gidecek? Gidecek. Adam ne yapmış? Benim şu an mesela eski Edremit'te 100 karametre arsam var. Adam gelmiş benden 100 karametre yol payı almış benden. O 100 karametreden var ya 20 karametre belki yol payına gitmemiş. Şimdi ne yapıyor abi adam? Sana 80 karametreyi senin paranla geri sana satmaya çalışıyor. Aldın. Almadın. Bakıyorsun 10 gün sonra, 5 gün sonra, 20 gün sonra bir tanesi geliyor diyor kardeş benim burada arsam var. Arsaya baktığın zaman aynı tapu bende de var, karşı gelen kişide de var. Yani abi büyük oyunlar oynanıyor. Bu çevre yolu üzerinde var ya, milleti var ya soylular sonra çevirdiler. Dirka mahallesinden, Edremit Dirka mahallesinden şu anda bütün araziler birbirlerine kayma olmuş. Şu anda bütün köylüler yani birilerine ağız burnu olmuş. Ya şunda yani yarın bir gün bir kavga olur, bir ne bileyim yani herkes yani bütün benim tek değil. Bütün arazi şu anda kayma olmuştur. Yani kaymada nedeniyle benim şu anda 3000 metrekare arazim başkasına geçmiş. 100 senelik benim dedemde olan arazi şu anda o ekip biçiyor. Nedir? Benim arazim kaymış. Kendinden almış o. Başkasının da 12 dönümü benim adıma düşmüş. Şimdi o vermedikçe zaman ben de vermiyorum. Bu arazilere bir çare bulması lazım devlet. Sadece devlete ricam budur. Şu anda bilmiyorum devlet nasıl yapmışsa devlet bu araziye bütün Van yani Edremit olarak bütün arazileri kayma olmuş. Sıhke'de de kayma olmuş. Bak yeni mahallede de benim evim var. Şu anda bütün evlerde kayma olmuş. Yani benim evim buradayken aynı tapımda yapmışım. Şu anda diyor ki sen 3 metre benim arazime girmişsin. Benimkime işte diyelim ki 3 yerden 4 yerden 10 metre, 15 metre, 20 metre ortak etmiş. Mesela 500 karametreye nerede baksa benim elimde kalan arsa 300 metrekare civarında. Yani 200 karametresini başkasını getirmiş bana ortak etmiş. Yani bunun mağduriyetini yaşıyoruz. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ben tapımı aldıktan sonra evimi yapmışım. Evimi yaptıktan sonra yani bunun tüm düzenlemesi hepsi yapıldıktan sonra ev yapmışım. Ama ne yazık ki aradan 3-4-5 sene geçtikten sonra birileri gelip ben evet sen bunu arsaya ortağım. Sen nasıl ortaksın abi? Ben tapımı almışım. Tapımı alırken orada hiçbir ortaklık yazmıyordu benim tapımda. Ama nedense yazı geldi bana. Senin arsana 4 tane adam, 5 tane adam ortak olmuş. Yani bunun mağduriyetini yaşıyoruz. Üstelik bir de maliye diyor ki gelin bunu benden alın. Ben zaten almışım. Evimi de yapmışım. Yani 3 defa, 4 defa bir tapuya para mı vereceğim? Veyahut 500 karametre almışım, parasını, bedelini ödemişim. Yani 4 defa, 5 defa ben bu arsayı almaya mı kalkacağım? Yani böyle bir şey yok, böyle bir adalet yok.